Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırı Orta Doğu'da dengeleri alt üst etti. Masum Filistin halkı soykırıma uğrarken Hamas ve destekçilerinin saldırısını bahane eden İsrail, büyük projesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Türkiye başta olmak üzere ülkelerin ateşkes ve barış için sunduğu teklifler şimdilik kabul görmedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, İsrail'e sahip çıkarak donanmasını Akdeniz'e getirdi. Moskova ve Rusya'nın stratejik ortağı Çin, sıcak bölgede söz sahibi olmak amacıyla harekete geçti. Rusya, kıtalar arası nükleer balistik füzelerini aktifleştirip Amerika Birleşik Devletleri'ne gözdağı verdi. Çin ordusu 6 gemiyle Umman'a geldi. Lübnan'ı vuran İsrail, Suriye'de Halep ve Şam havalimanlarını bombaladı. Bölgesel bir savaşa doğru evrilme yolunda ilerleyen İsrail-Hamas çatışması bölgesel barışı tehdit eder hale geldi. Bu gelişmeler ışığında gerilimin bir parçası olan, Hizbullah'ı en iyi tanıyan, hatta kurucuları arasında yer alan Supi Tufeyli, sahadaki tabloyu gazetemizden Yılmaz Bilgen'e anlattı. Tufeyli, olaylar Gazze'den ibaret kalmayacak. Çok kan akacak. Orta Doğu haritası bir kez daha değişecek. Bazı ülkelerde rejim değişimi kaçınılmaz. İslam dünyası bu katliamı yeni Haçlı Seferi olarak görmeli. Müslümanların içerisine sızdırılmış bir turva atı olan İran, Batı ve İsrail'in kazanması adına kusursuz bir misyon ifa ediyor. Ali Hamaney'in İran'ı ve kuklası Hizbullah'ın Filistin için savaşacağını düşünenler yanılıyor. İran, Hamas'a samimi destek verse bugün çok farklı şeyler konuşurduk. Hizbullah kuzeyden İsrail'e yürüse ve o şok anında Batı Şeria'da harekete geçse Netanyahu'yu bile rehin alırlardı. İsrail telafisi zor hasar görürdü. 1948'den itibaren inşa edilen Siyonist efsane çökerdi. 1948 ve 1967 dahil İsrail'e yapılan bütün savaşlar Arap liderlerinin ihanetlerini net şekilde gösteriyor. Hamas kuşatma altında İsrail'i felç edebiliyorsa yüz binlerce kişilik orduyla Abdülnazır, Hafız Esad, Kral Hüseyin ve diğerleri neden bir avuç Siyonist karşısında ağır yenilgiler aldı diye sormak lazım dedi.